Türkiye'de son ayların en merak edilen sorusu. Türkiye'ye vizesiz Avrupa kapıları açılacak mı? Bu sorunun yanıt bulmasına artık çok kısa bir süre var. Türk vatandaşlarına vize muafiyeti tanınması, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile imzaladığı göçmen geri kabul anlaşmasının en önemli şartıydı. İşte Avrupa Birliği Komisyonu 4 Mayıs'ta bu konudaki görüşünü açıklayacak. Ayrıntıları canlı yayınımıza Paris'ten alacağız. Arzu Çakır karşımızda. Arzu, rapor 4 Mayıs Çarşamba günü yayınlanacak ve Türkiye'nin de vizesiz ülkeler listesine eklenmesi için tavsiyede bulunması bekleniyor. Peki başka hangi detaylar olacak? Senden dinliyoruz. Evet, raporla ilgili gelişmeler çok hızlı yaşandı, çok sıcak gelişmeler oldu. 18 Mart'ta hatırlayacaksınız, bu göçmen anlaşması, geri kabul anlaşması imzalandıktan sonra Türkiye vize serbestliği koşulunu getirmişti ve bu Avrupa Birliği tarafından da 18 Mart'ta onaylanmıştı. O günden bugüne son derece hummalı bir çalışma yürütüldü. Türkiye üzerine düşen yükümlülükleri yerine getireceği garantisini verdi. Buna ilişkin bilgileri, gerekli bilgileri Avrupa Birliği Komisyonu'na sundu. Avrupa Birliği Komisyonu yarın raporuyla bu konudaki görüşünü dile getirecek. Paris ve Berlin basınına, yani Fransa ve Almanya basına yansıyan kulisler oldukça yoğun. Biraz bunlardan söz etmekte fayda var. Öncelikle komisyonun bu konuda olumlu görüş bildireceği yolunda pek çok haber sızdı medyaya. Olumlu görüş belirtecek ama bunu belirtirken de Avrupa Parlamentosu ve tüm üye ülkelerin bunu onaylaması gerektiği bilgisini vurgulayacak. Avrupa, Türkiye'nin öne sürdüğü 72 koşula harfiyen uyması gerektiğini isteyecek. Bununla ilgili eğer ek süre gerekiyorsa, örneğin Alman medyasına bugün yansıyan yeni bir bilgi de var. Eğer ek süre isteniyorsa Türkiye bu konuda da kolaylık sağlanacak. Ancak kriterlere tamına uyulması zorunluluğu var. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande bu konuda son derece net konuşmuştu. Almanya'da ve Fransa'da ve İngiltere'de hatta biliyorsunuz aşırı sağ partiler ciddi anlamda bastırıyorlar bu konuda. Avrupa Parlamentosu'nda bu konuda yapılan tartışmalar çok sert geçmişti. Dolayısıyla Avrupa Komisyonu önce tüm üye ülkelerin, ardından da tüm Avrupa Parlamentosu'ndaki milletvekillerinin, grupların tartışmasına açık olacağını ve onların onayına sunulacağını da hatırlatıyor. Nasıl olacak peki bundan sonraki süreç? Yarın Avrupa Birliği Komisyonu bu konudaki görüşünü dile getirdikten sonra süreç hummalı bir şekilde yine devam edecek. Türkiye özellikle biyometrik pasaportlar konusunda, Güney Kıbrıs vatandaşlarının Türkiye'ye geçmesiyle ilgili atılacak adımlar konusunda ve buna benzer pek çok yasal düzenlemeler, süre alabilecek yasal düzenlemeler konusunda yol kat etmek durumunda. Bunlar konusunda Haziran ortasında bir rapor sunacak gelinen çalışmaların durumuyla ilgili ve Haziran sonunda eğer her şey yolunda giderse Türkiye'ye vize süreci açılacak. Fakat daha önce de anlatmıştık canlı yayınlarımızda, Fransa ve Almanya'nın bir girişimi vardı. Türkiye'ye vize serbestliğinin açılmasının koşullara bağlanmasını istiyorlardı. Bu karar verilse bile Türkiye'nin özel olarak gözetlenmesini ve eğer Türk vatandaşları yoğun bir şekilde Avrupa'da kalmaya devam ederlerse, 3 aylık vizeyle gelip sürekli kalmaya kitlesel halde devam ederlerse, buna önlem alınabilmesi için vize serbestliğinin askıya alınması da gündeme gelsin demişlerdi. Bu konu üye ülkeler bunu tartışırken ve Avrupa Parlamentosu'nda özellikle yeniden gündeme gelecektir. Ülkeler kendi özellikle aşırı sağ tabanını ikna etmek için bir takım ek önlemler gündeme getireceklerdir. Fakat yarın Avrupa Birliği Komisyonu'ndan bu konuda ilk olumlu işaret, ilk yeşil ışık çıkacak. Ondan sonra da karşılıklı aktif bir çalışma olacak. Biz de bu çalışmaları, bütün gelişmeleri hem Paris'ten hem de Brüksel'den canlı olarak aktaracağız. Sözü yeniden Washington'a bırakıyorum.